Arkadaşlar merhabalar. Üçgende açılarla başladık. Sonra dik üçgenle ilgili yeni nesil sorular çözdük. Şimdi sıra ikiz kenar eşkenar. Böyle konu sırasıyla gidip mümkün olduğunca senenin sonuna kadar bütün böyle yeni nesilleri tamamlamaya çalışacağım. Zaten inşallah bir aksilik olmazsa geometri ile ilgili deneme çözümü, geometri ile ilgili tekrar çözümü... Geometriden zaten yeni nesil soruda çözümlerini tamamlamıştım. Onlar kanalda duruyor. Konuları çok iyi bilen öğrencilerimiz çözmek isteyebilir çözebilirler problem yok ama böyle yeni başladıysanız adım adım gidin lütfen hemen hedef 10.000 serisine atlamayın eğer böyle e, geometride başlangıç seviyesindeyseniz güzelce sorularınızı çözün zaten nasıl çalışılır videosunu yapmıştım orada bahsettim yine instagramda da geometriyi net net ayırıp şu nette olanlar böyle çalışsın, bu nette olanlar böyle çalışsın şeklinde bahsetmiştim. Onlara isterseniz bakarsanız ilk defa kanala geliyorsanız. Devamında da böyle konular bittikten sonra yeni nesilleri de önce siz çözün lütfen her bir soruyu. Sonra çözemediklerinizi durdurup bir de benden izleyin. İsterseniz hepsini benden izleyin sorun yok ama geometride temel orta düzey olan ilk konu anlatım var ya... O konu anlatımı çözdükten, izledikten sonra Lütfen arkadaşlar hedef 10000 serisini, uygulama testlerini ve bu çözdüğüm yeni nesilleri önce siz çözüyorsunuz, sonra benden izliyorsunuz. Tamam mı? Böyle çok daha faydalı olacağını düşünüyorum açıkçası. Başlayalım şimdi. Çevresi 48 birim olan PQR eşkenar üçgeninin P noktasından QR kenarına çizilen yükseklik QR kenarını K noktasında kesmektedir. Hemen bir eşkenar üçgen şöyle bir çizeyim. P şöyle bir Q ve R arkadaşlar. Hangi köşeden çiziyoruz? P noktasından çiziyoruz. QR'yi bir K noktasında kesiyor. K noktasının bir PR üzerindeki dikiz düşümü. Bir noktanın bir doğru üzerindeki dikiz düşümü ne biliyor musunuz? Bu doğruya dikindir demek. Aynen böyle. O yüzden bakın burada da şöyle K noktasından PR'ye bir dikindir diyor. Bu L noktasıymış. İşte olay budur dikiz düşümdeki. Hemen burada antiparantez belirteyim şöyle bir mn doğrusunun bir tr doğrusuna dikiz düşümü nedir? Uçlardan böyle dik indirirsiniz. Yine eğik bir mn doğrusunun tr doğrusuna dikiz düşümü nedir? Uçlardan böyle indirirsiniz. Yine böyle bir doğru parçası. Burası da böyle bir doğru parçası olur. Ama noktanın noktaya, noktanın pardon doğruya dikiz düşümü bir noktadır. Şimdi eşkenar üçgen olduğu için buraların 60, 30, 30, ve 60 olduğunu unutmamak gerekiyor. L noktası P noktası etrafında saatin ters yönünde 30 derece döndürüldüğünde H noktasına geliyormuş. Bakın şimdi. Bir nokta L noktası bir nokta etrafında döndürülüyorsa aslında bunu nasıl düşüneceksiniz biliyor musunuz? Bir PL doğru parçası var. Bu PL doğru parçasını böyle yavaş yavaş döndürüyorsunuz. Böyle düşünün. Tamam mı? O yüzden arkadaşlar bu PL doğru parçasını bir 30 derece döndürünce işte bakın olay burası oluyor. H noktası oluyormuş. Bakın noktanın noktaya göre döndürülmesi budur. Aslında bir noktanın bir doğru şeklinde alınıp PL şeklinde P'ye göre döndürülmesi. Bu yüzden burası da 30 derece olacak. Döndürmede en önemli şey nedir? Kesinlikle arkadaşlar uzunluk değişmez. Bu yüzden PL, PH'a eşittir. Onu hemen göstermemiz gerekiyor. Ee, bir de çevresi 48 olduğu için bunun bir kenarı 16'dır. 8 8 olacak arkadaşlar. Burası 4'tür. Burası 4 köküçtür. Sonra bir kenarı 16 olduğu için buraya 12 kalır. Burası da 12 olur. Dikkat arkadaşlar. Bizden nereyi istiyor? QH uzunluğunu. Bak böyle çektim. Burada fark ettiniz mi? Bir dik üçgen oldu. 12, 16, 20 üçgeninden bu cevabı bulmuş olduk. Gelelim şimdi ikinci soruya. Burada da çevresi 18 santim olan ABC eşkenar üçgen bitişimindeki kağıt AD ve CE yükseklikleri boyunca bir miktar kesilerek AFC üçgeni çıkarılıyor. Eşkenar üçgen olduğu için hemen neleri unutmayacağız. Buralar böyle 30 derece 30 derece 120 derece bunu kesip yapıştırdığımız için buralarda böyle 30 derece 30 derece lazım olursa şuradan koparttığımız için bu açıda 30 derece. Ve arkadaşlar bizden hangi uzaklıkları istiyor? EF üssünü istiyor. Tamam bakalım. Şimdi EC uzunluğu dediğimiz eşkenar üçgenin bir yüksekliği haliyle bunun bir kenara 6 olduğu için 3, 3 yükseklik 3 kök 3. Bundan dolayı EC 3 kök 3. Sonra arkadaşlar burada bakın 30, 30, 120 üçgeni olduğu için nedir? FC 2 kök 3, 2 kök 3. Bu yüzden F üstü C'ye de yapıştırdığımızdan dolayı 2 kök 3 oldu. Artık bakın şöyle bir E, C, F üssü üçgeninin bu E, F üssü kenarını bulacağız. Haliyle buradaki 60 dereceden yararlanalım. Göstereyim şu kenarda E, C, şurası arkadaşlar F noktası, F üssü noktası 60 derece. Ben ne yaparım? Kosinüs teoremi yapmam. Çift bir sayı varsa çift sayının karşısından dik indiririm. 90'ın karşısı 2 köküsü 30'un karşısı köküç. 60'ın karşısı arkadaşlar 3 olur. Sonra yine burasına kalır 2 kök 3. 12, 9 daha 21. Böylece kök 21'miş. EF'nin cevabı, EF üstünün cevabı. Gördüğünüz gibi çok sıkıntılı bir soru değil. İsterseniz özel üçgen denk gelirse kosinüs teoremi yapmak zorunda değiliz. Bakalım buraya şimdi yine bir çizim sorusu. Reşit Bey bir geometri dersinde öğrencilere aşağıdaki etkinliği yapmış. Ve bu etkinlik sonucunda bir soru sormuştur. Bir ABC ikizkenar üçgeni çiziniz. BD 4 kök santim olacak şekilde AC üzerinde bir D noktası alınız. Bunları yani bence tavsiyem size soruyu bir okuyun arkadaşlar. Sonra başlayın. Yani ben de soruyu hani önceden tabii ki gördüm çözdüm ama bakın şimdi ilk defa çözüyormuş gibi dedinleyenleri yapacağım. ABC üçgeni var. AB arkadaşlar AC kenarına eşitmiş. BAC açısı böyle iki alfa olsun. CBD orası neresi peki? D'yi bilmiyoruz. BD 4 kök 3 olacak şekilde AC üzerinde bir D noktası. Şöyle arkadaşlar bakın gördünüz mü? Burada BD 4 kök 3 olacak şekilde AC üzerinde bir D noktası aldım. Ve BAC açısı CBD açısının 2 katı. Peki bunun bana faydası ne? İki skener üçgenlerde ben şunu önemsiyorum. Hatta konu anlatımında da bahsetmiştim. Burası bak 2 alfa olduğunda buranın böyle 90 eksi alfa. Buranın da 90 eksi alfa olduğunu kaçırma. Haliyle tamamı 90 eksi alfa olduğuna göre bu maviyle taradığım yere ne kalır? 90 eksi 2 alfa. Böylece arkadaşlar kendiliğinden D açısı 90 derece geldi süper. Haliyle artık bize ee, 7 verdiği için AB'yi. 49'dan 48 çıkarsa 1 kalır. Zaten A, B, A, C'ye D, de 6 olur. Yönergeleri okuyup düzgünce yapmamız yeterli. Gelelim böyle bir yatak sorusu. Bir odanın duvarına açıları kapanır yatak monte edilmiş. Yani zihninizde canlandım bilmiyorum ama böyle duvarı şöyle düşünürseniz bu yataklar böyle durur. Tamam mı? Sonra ikinci durumda, ikinci durumu göstereyim. O yatak bu hale gelir. Yani bu ikinci durumda bu hale gelir. Dolayısıyla bu AB, AB üstündeki mevzu şu. AB'yi biz döndüre döndüre AB üstüye geliyor. En son tamamen açtığınızda böyle geldiğinde şuraya da AB 2 üstü diyeyim. İşte yatağın açılmış hali oluyor. Haliyle yatağın boyu 160 santim verilmiş tamam. Açıldığında yerden yüksekliği 40 santim oluyor. Yani şurası bakın açılmış en son üzerine yatılabilecek hal yani. Böylece burası da 40 santim verilmiş. Bu ne demek? Ee, 40 santim burası. Yatağın zaten boyu 160 santim. Toplamda 200 santim oldu B'ye kadar olan uzaklık. Bakalım başka ne söyleyeceğiz? Odanın tavan yüksekliği 220 imiş. Haliyle arkadaşlar şu tavana kadar olan mesafe ne kadar kalacak? 20. Onu da hemen söylemiş olalım. Çünkü toplamda 220 olması gerekiyor. Yatağın B ucu duvardan 96 santim uzaklıktaymış. Şöyle gördünüz mü? Bakın gördüğünüz gibi. Bundan sonra artık ne söyleyeceğiz? Uzaklaştığında 96 santim. Boyu değişmez. Yatak yine 160 santim bakın. O yüzden çift çizgi yapmıştım. 160. Onun 16 katı. 96. 8'in. E, yok 6'nın 16 katı. O zaman şuraya da bir T noktası diyeyim. da arkadaşlar. 8'in 16 katıdır. TA 108 olur. TA 108 olduğuna göre, burası e, toplamda kaçtı? 160'tı. O zaman gördüğünüz gibi şöyle 108 mi olur ya? Dur bakayım ben bir, bir an düşünemedim. Kaçla çarpacaktım? 8 ile 16'yı çarpacaktım. 48. Şöyle bakıyorum. Ha 128miş. Affedersiniz. 128'miş. O zaman arkadaşlar 160'tan 128 çıkarsa 32 kalır BT'ye. Tavana olan uzaklıkta 32 artı 20'den 52 santim olmuş olur. Toplama çıkarma hataları bazen yapıyoruz. Onlar da kusura bakmayın. Bu şekilde gördüğünüz gibi güzel bir soru. Hem zor da değil. Bu arada Özseymen'in de sorduğu sorulara dikkat ederseniz tabii ki böyle sorular da var. 2019, 2020, 2018 fark etmez arkadaşlar. Bütün yeni nesiller zor değil. Onda bir hemfikir olmamız gerekiyor. Ama tabii ki iyi yeni nesil sorular ve göstereceğim zaten birazdan size bir tane. Şekilde D paralel K paralel BE olacak şekilde bir AF 2 FB eşitliği verilmiş. BC 6 santim verilmiş. Yukarıdaki de aşağıda eşkenar üçgen. O zaman 4 ise burası 2 olacak değil mi? Yine paralel bir doğru çekildiğinden 4 2 olur arkadaşlar. Bu şekilde sonra bize ne yapılmış? katlanmış arkadaşlar A üssü noktasına gelmiş. Şöyle gördüğünüz gibi. Sonra yine aynı şekilde öbürü de katlanmış böyle D üssü noktasına gelmiş D noktası. Ve bu iki nokta arasındaki uzaklık 6 köküçmüş. Burada neyi görmeniz gerekiyor biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar bir kere katlandığında asla açı değişmez. Paralel ve yöndeşten 60 derece F açısı. Katladığında açı değişmez yine 60 derece. O zaman mecburen ne oldu? Onu da sarıyla göstereyim şurada. Şuradaki açıya da 60 derece kaldı. Zaten bunun bir kenarı eş olduğu için her kenarı 60 derece oldu. Mecburen bak burası da 60 derece oldu. Demek ki buralar hep 2 2'ymiş. Ve AF4 ya aşağıdaki şu parçaya da 2 santim kaldı. Böylece arkadaşlar burada e, şunu söyleyebilirsiniz. Böyle bir dikindirdiğiniz zaman Burası ne olacak? Şöyle büyükçe göstereyim. Bir kenarı 2 santim olan üçgenin yüksekliği ne olur? Eşkenar olduğu için 60'ın karşısı kök 3. Şu mavi ile çizdiğim uzunluk kök 3 olacak. Bu bana fayda sağlayacak. Niye biliyor musunuz? Geometride iki tane nokta arasındaki uzaklık böyle eğik bir kenarsa o bana hipotenüs anlatıyor. Yani bir nevi dik üçgen yap diyor. Aynı muhabbeti burada da yapacağım. Bak indirdim diki. Ve hemen dikkat edelim Lütfen. Şimdi arkadaşlar buradaki mesafe acaba kaç santim? Burası gördüğünüz gibi tam eşkenar üçgenin orta noktası olduğundan dolayı ve bir kenarı 6 olduğundan dolayı ne oluyor? 3. Yarısı çünkü tam orta noktaya iner. Yine şurası da yarısı arkadaşlar. Burası da diğerinin bir kenarı 12 santim verildiği için 6. Toplamda ne oldu? Harf verelim. Buraya P diyelim. Buraya da R diyelim. PR uzunluğu 9 oldu gördünüz mü? Ve bize a üssü d üssü uzunluğu da ne verilmiş? 6 kök 3. Onu bakın 1. Şöyle ayrıca çizeceğim. A üssü, D üssü. Sonra arkadaşlar şurası P, Burası R, Burası 6 e Pardon. Burası 9, Burası 6 kök 3. Şu mavinin ilk halinin kökkü olduğunu lütfen unutmayın. Birleştirdim şöyle yine 9 oldu. 108'den 27 çıkarsa 3 kök 3 olur. Zaten kök arkadaşlar. Böylece RD üssünü kaç bulmuş olduk? 3 kök 3 kök 3 daha 4 kök 3. Dikkat! Siz katladığınız zaman şunla şurası eşit olmaz mı? O zaman arkadaşlar bu iki parça birbirine eşit olduğundan ve bunun bir kenarı 12 olduğundan 6 olur. Yüksekliğin tamamı 6 kök 3 olur. Şuradaki üstteki parçaya kök 3, alttaki parçaya da kök 3 kalır. Bu da neyi anlatıyor bize arkadaşlar? Demek ki alttaki parçanın yüksekliği kök 3 ise 60'ın karşısı kök 3 30'un karşısı 1'dir. O zaman bu da 1'dir. GD de buradan 2'dir. Ben böyle benzerliğe girmemek için size güzelce arkadaşlar bu yoldan gösterdim. İsteyen arkadaşlar hocam benim benzerliğim de iyi deyip birazcık hani benzerlik yardımıyla da görebilir son noktayı ama çok gerekli mi? Bence o kadar da gerekli değil. Bakalım şimdi bu soruya. Çok basit bir soru. Böyle bir ABC üçgene verilmiş e, gondol gibi arkadaşlar bir önce sola doğru 15 derece döndürülmüş AE'yi çiziyorum bakın şöyle döndürülmüş 15 derece AE ile gördüğünüz gibi AB'nin arasındaki açı 15 derece hakikaten sonra bir de sağa doğru döndürülmüş başlangıçtaki konumuna göre ama e, eski konumuna yeni konumuna göre değil başlangıçtaki konumuna göre döndürülmüş 15 derece olmuş bakın. Gördüğünüz gibi AG olmuş burası. Aslında eski adıyla burası üçgenin C köşesi. Burası da yine eski adıyla üçgenin B köşesi. Bizden ne istiyor arkadaşlar? E ile G noktası arasındaki uzaklık. Tabi orayı geri E yapayım. Burası E oldu yeni durumda. Burası da G demişti. Bakın E, G arasındaki uzaklık. Bu eşkenar üçgen değil mi? Burası zaten 60 derece. Bunun kenarı da 10, 10. 30 60 daha 90 oldu. Şöyle bir kırmızı AEG dik üçgeni geldi. 10, 10 10 10 kök 2 oldu. Rahat sorulardan bir tanesi oldu bu. Bakalım şimdi bir katlama kesme sorusu. Kenar uzunlukları verilmiş. 40 40 verilmiş. Taban arkadaşlar 48 verilmiş. 24 24 diye yazalım. Sonra diyor ki AD doğrusu boyunca kesilmiş. Şu sağ taraf atılmış. Orası gitmiş. Sonra Şekil 2'deki karton EF doğrusu boyunca katlanarak A köşesi B köşesi çakıştırıldıktan sonra açılıp EF boyunca kesiliyor. Hemen göstereyim bakın. Şimdi ne olmuş biliyor musunuz? Şu parça nereye denk gelmiş? A B'ye denk gelmiş. Katlamalarda ne çok önemli? Neyi unutmuyoruz? Katlamalarda uzunluk değişmez. O zaman A E E B eşittir. Katlamada bir de ne değişmez? Açı. Bak şimdi. Şuradaki E açısı 90 olur. Buradaki E açısı da 90 olur. Neden? Siz katladığınız zaman alfa alfa deseniz buraya bir şey değişir mi? Zaten yine katlandığında 2 alfa 180'den aslında senin EF'yi 90 görmeni istiyor. Böylece arkadaşlar burada şöyle ben bir büyüteceğim şekli. Nasıl olsa görüyoruz artık. Bakın şimdi burada dikkatli olalım. Ne yapacağım? Şu rengimi de mavi alayım. Şimdi burası 24'tü değil mi? Buranın tamamı 40 santim. 20 santim. Burası da 20 santim. Şimdi arkadaşlar bunu ben nasıl olsa dik üçgen gördük. Tan alfa ile yapacağım. Tan alfa arkadaşlar şurası 24 olduğu için 3'ün 8 katı. 5'in 8 katı. 4'ün 8 katı olduğu için 32. Büyük üçgende ABD üçgeninde tan alfa neye eşit? 24 bölü 32. Yani 3 bölü 4. Kırmızıyla taradığım AEF üçgeninde de tanjant alfa o zaman 3 bölü 4 olması gerekmez mi? Şuraya x de x bölü 20 de arkadaşlar o zaman aynı şekilde 3 bölü 4 olmalı. Bu yüzden x ne geldi? 15. Güzel. Artık bunu sildim 15 yazdım. Sonra arkadaşlar şurada AF'de 15, 20, 25 üçgeninden 25 oldu. FD'ye ne kaldı? 7. Sağ tarafa yapıştırıyorum. FD 7. EF 15. E, B yarısı olduğu için 20. B, zaten 24. Bizden bu dörtgenin çevresini istemiş. 35, 24 daha 59, 7 daha cevap 66 oldu. Bu şekilde bu da bir kesme, katlama her şey var gördüğünüz gibi. Ama çok problemli olduğunu düşünmüyorum. Gerekirse ilk böyle kafanıza yatmadığında bu kesme katlamaları bir kendiniz bir daha bakın sonra bir daha beni dinleyin. Tamam mı? biraz böyle zahmetli bir yol gibi olur ama mesafe kat edersiniz yavaş yavaş. Bunun cevabını yanlış işaretlemişim. 60 olacak baştan söyleyeyim. Hani cevabı 60 bulup da e, nasıl ya 55 diyen arkadaşlar haklı. Neden öyle 55 yapmışım bilmiyorum. Şimdi burada bakıyorum bir. Şöyle üstten kesip atmışız. Soldan kesip atmışız. Sağdan kesip atmışız. Tamam mı? Haliyle burada yeni bir eşkenar üçgen doğuyor. Bakın şimdi. Siz bunu kesip attığınız zaman arkadaşlar şöyle bir şey göstereceğim size. Hafif böyle bir kos teoremi gibi düşünün. Burayı bir birim olarak düşünelim. Uyduruyorum şu an tamam mı? Buraya bir birim diyelim. Buraya iki birim diyelim. Tamamen uyduruyorum. Maksat olayı görün. Bakın şimdi şurası 60 derece. Bir kenarı bir, bir kenarı 3. Kosinüs 60'tan şurası böyle bir y kenarı geldi diyelim lk tamam mı? Aynı muhabbet burada da var. 1, bir, bir. Burası da iki. bak. Bir kenarı bir, bir kenarı 3. Aradaki açı 60. Kosinüsten burası da y'ye gelir o zaman. Diğerine y harfi dediğim için. Aynı muhabbetle buradan da yine 60 olduğu için 1 de 1 de buraya da 2 dedim. Yine 3 1 y ye. haliyle yeni bir eşkenar üçgen ve x açısı 60 derece oldu. Geldik buna. Böyle çetrefilli görünüyordu hiç değil merak etmeyin. 10 10 16 ikizkenar üçgen tabana dik indirelim. Buranın 8, buranın 8, buranın da 6 olduğunu görelim ki burada hemen şöyle bakın ah durmuş. Burası 6 olsun ve 8 olduğu için 4 4 olacak arkadaşlar. Şimdi dikkat bu sağdaki parçayı alıp böyle yapıştırmışız ya kırmızı olarak buraya. Böylece şuradaki HC uzunluğu 8 olduğundan AH üstü de 8'dir. Buraya ne kalıyor HH üstüne? 2 santim. A üstü H üstü nereye eşit? Üçgenin yüksekliğine burayı 6 bulmuştuk. Yine 6 arkadaşlar. Çünkü AH ile A üstü H üstü birbirine eşit. Bir eğik kenar benim için hep söylüyorum Pisagor'u anlatır. Bu yüzden böyle bir dik üçgene tamamlarım. Burası 2, burası da 4 olduğu için mis gibi bakın bir dik üçgen. Bir kenar 10 karesi 100, bir kenar 2 karesi 4, kök 104 o da 26 içeride kalıyor. 2 kök 26 oluyor. Evet bir üçgen eşkenara benziyor da değilmiş. Bir iki kenar üçgen AB eşittir AC 12. D noktası orta nokta verilmiş. 6 6 soruları uğraşıyorsunuz değil mi arkadaşlar bakın. Artık böyle sona doğru da geliyoruz yani. Lütfen güzelce uğraşın. Ee, bu noktaya kadar geldiyseniz uğraştıysanız problem yok. Ama hocam ben dinleyeyim. Çok şey bilmiyorum dinleyerek de öğrenirim diyorsanız geometri böyle öğrenilmez. Matematik bir nebze ben matematikte bile katılmıyorum ama eliniz çalışmadan zihin çalışmıyor. Zihin çalışmayınca da çok böyle hani YouTube'da herhangi bir video izlemiş gibi oluyorsunuz. Böyle yemek videosu, eğlence videosu gibi ki bu ders yani ne kadar eğlenceli olabilir o videolara göre akılda kalıcılığı çok sınırlı olur. Ben önceki zamanlarda da böyle hani yorumlar alıyordum hocam dinliyorum ben sizi böyle iyi oluyor tekrar etmiş oluyorum. Verimliliği çok düşük kendi kendine avutma oluyor açıkçası. Şimdi 6-6 dedik. MF8 verilmiş. Şöyle. E ben bu üstteki AD'yi 6'a yapıştırdıysam tamam. Buralarda arkadaşlar o zaman 6-6 olur. Bizden EK yi istiyor. Yine aynı klasik yorumu yapacağım. Ne diyeceğim? Her zamanki gibi arkadaşlar. E ilk kenar eşittir. Pisagor. Burada dikte indirebilirsin bu arada. Ha. Neden? Şimdi burada bakın. Şöyle diğer soldaki üçgende göstereyim. Bize BC'yi ver, yani MF'yi vermişti 6. Evet, pardon 8. Burası 8 arkadaşlar. Orta tabanı unutmayalım. Çok basit bir bilgi. BC 16'dır. Bu arada şöyle 8 8 olacağı için şu mavi ile taradığım dik üçgende Pisagor yaparsak 144 eksi 64'ten 80 T diyeyim böyle. AT uzunluğu ne oldu? 4 kök 5. Buradan ne sonuç çıkar? Tam orta taban. Burası da 2 kök 5. 2 kök 5 yapıştırdığım için 2 kök 5. Güzel. O zaman bir parçayı 4 kök 5 bulduk. Ve arkadaşlar zaten şu MF aynı zamanda DE'ye de eşit de olduğu için burası da orta noktadan dolayı K diyeyim mesela. KED 4'tür. Böyle bir kırmızıyla taradığım dik üçgen. 4 kök 5'in karesi 80 yaptı. 4'ün karesi 16 yaptı. 96 oldu. 4 kök 6 oldu. Bunu da halletmiş olduk. Ona doğru geliyoruz. Güzel bir soru. Şöyle bakayım birazcık bir büyüteyim. İyice. Cevap önemli değil zaten cevabı görüyorsunuz siz. Şimdi arkadaşlar bizden x açısını istiyor. Tepe açısı 40 dereceymiş. İkisi kenar bir üçgen arkadaşlar. Ve nereyi bulacağız? X'i bulacağız. Bu arada LCK üçgeni kesiliyor. LCK üçgeni sonra yapıştırılıyor. K üssü BL oluyor. Bunun önemi nedir? Bakalım bir nedir önemi diye. Şimdi uzunluklara dikkat edeceksiniz uzunluklara. KL nereye oturdu KL dikkat. K üssü L olarak bu çift çizgiyi yapayım öbürüne de. Sonra arkadaşlar e bir dakika şu KL burada da fark ettiniz mi? Bu sorunun çok basit ama önemli noktası KL ile K üssü L noktasını aynı görmek. Sonra LC Şuradaki K üssü B'ye eşit. E, buradaki C, K'da böyle B, l ye eşit. Bunları aynı sembol yapalım ki oturmuş olsun mevzu. Böyle bakın bir açısı 70 derece. Taban açısının 70 oldu burası da arkadaşlar. Şimdi şurası zaten 40 dereceydi. Şöyle eski hali de buranın 70 dereceydi. Şimdi bakalım mevzumuza. Burada e, aslında durum ne biliyor musunuz? Şuradaki açı L açısı e, aslında şuradaki K açısı bu arada değil mi? Buraya alfa desek şuradaki açı da alfadır doğru mu? Ve biz bunu şuradan kopardığımız için şu K noktası da alfa olmaz mı? Aynı üçgenler bunların aynı noktaları aynı açıya sahiptir. Bunu niye söyledim biliyor musunuz? İki iç bir dış benim için çok önemli. CLK üçgeninde 70 artı alfa nereye eşittir bir bakın bakalım. Şuranın tamamına. Ve alfa zaten var. İçerideki L'ye 70 kaldı. İkiz kenar üçgen XX oldu. X de buradan 55 derece yapmış oldu. Güzel bir soru. Dikkatli olmak gereken bir soru. Bence çok zor olmamakla birlikte sınavda çıksa şaşırmam bu soru tipine. Şimdi burada arkadaşlar güzel bir sorumuz var. Sınavda bir kere soruldu. Hani bunu bir kere daha sormak anlamlı mı? Bence anlamlı çünkü ÖSYM e benzer soruları bir kere daha sormuş oluyor. Böyle güzel bir soru modelinde belki ziyan etmek istemeyebilir. Bunu bir kere daha sormak isteyebilir. Hatta ben geçen sene de denemelerimde bir tane soruyu böyle trigonometri yapmıştık. Trigonometri de böyle bu işin içini iyice böyle çetrefilleştiren hem açı görmen gereken hem de sonra trigonometri yapman gereken bir soru modeliydi. İnşallah o tekrarı yine paylaşacağım senenin sonuna doğru çözmüş olursunuz. Güzel bir soru. Burada yalnız özseymenen sorusundan birazcık farklı olarak arkadaşlar, e, burada yön veriyordu genelde bize kuzey güney yönü diye söylüyordu. Şimdi kuzey güney batı doğu var. O pusulanın yön kısmı hiç değişmemiş. Ama pusulanın ibresi kaymış ve o genelde hep pusulanın o ibresi bize kuzeyi gösterir falan deriz. Şimdi burada pusula oraya buraya döndürülmediği için bu arada hocam pusula mı kaldı Allah aşkına bu devirde? Zaten Google Maps'e ya da yani Apple Maps'e yazıyoruz, geliyor. Evet öyle ama burada biraz açıyı kavrayayım diye. Bir de doğayla ilgilenen insanlar gerçekten telefon çekmediği için hala bu e, pusulalara muhtaç oluyorlar. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ben bu kırmızı kısma K diyeyim arkadaşlar. Beyaz kısma Y diyeyim tamam karışmasın çünkü B harfi yine var. Burada sorularda şunu anlamalısınız. Üçgenin kenarları veriliyor. Bu üçgenin kenarlarının bu pusulayla yaptığı açıyı biraz görmeniz lazım. Şimdi bakın B kenarı A kenarı. Şöyle pusulanın K ve Y yani orada kırmızı ve beyaz köşelerini aldım. Bunların arasındaki açı başlangıçta 90 derece verilmiş. Şöyle nasıl söyleyeceğim hemen söyleyeyim. Daha sorunun devamı gıcıklaşacağı için size tavsiyem böyle üçgenin bir kenarını ya yukarı kaydırın ya da verilen doğruyu fark etmez ya da aşağı kaydırın. Ben şimdi yukarı doğru kaydırdım. KAB açısının 90 derece olduğunu gördüm. Tamam mı? Bu A köşesi, K köşesi ve normal bildiğimiz zaten yukarı kaydığı için B köşesi. Üçgene çizmeye devam ediyorum. AB tamam. BC ile AC eşitmiş. Şimdi burada lütfen beni dikkatlice izleyin özellikle yapamayanlar. Bakın şimdi ikinci durumda bu e, Y demiştik bu köşeye. Buraya da K demiştik tamam mı? BC köşesi böyle duruyor ama bizim kenarımız öyle durmuyor. O yüzden iş değişecek. Dikkatli olacağız. Sonra arkadaşlar şöyle bir K ve Y duruyor. Aradaki dar kaç derece? 50 derece. Peki bu nasıl C'yi bu sefer aşağı kaydırayım. Bu seferden aşağıdan görün. C'yi aşağı kaydırdım, B' de aşağı kaydı. KCB açısı 50 oldu. Bak dikkat. Şu C'yi aşağı indiriyorum böyle. Burayı C yaptım. Burayı B yaptım. KCB 50 oldu. Haliyle arkadaşlar KCB'yi 50 yapacak şekilde dikkat edeceğiz. Pusula değişmiyor yalnız buradaki en önemli durum şudur. Üçgenle oynamıyorum doğruları bir öyle bir öyle çizmiyorum. Şunu anlayacağım. Şimdi bu KY doğrultusu her zaman sabit kalacak. Bunu sakın değiştirmeyin. Şöyle bir daha KY'yi çizdim. Sorunun en önemli noktası bu zaten. Sonuçta yön değişir mi? Değişmez. Bu yüzden pusulanın ibreleriyle oynamıyorum. Üçgenin şimdi buradaki olayını açısını anlayacağız. Ne demiştim? KCB açısı 50 derece demiştim değil mi? Ne yapacağım arkadaşlar? Bakın şimdi şu B ve C köşesini kaydırıyorum. C burada, B burada. O zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi KCB açısı olan bu açı 50 dereceymiş. Paralelden zaten mecburen C açısı 90 derece. Ve bakın burada doğrusallık olduğu için üçgenin bir kenarını artık bulduk 40 dereceymiş. İkiz kenar üçgenden dolayı taban açılar eşittir 40 derece. Böylece 100 derece olmuş B şıkkı oldu bakın ters bir soru neredeyse 4 dakika falan anlattım size ama bunlar böyle yapacak bir şey yok yani tabi ben anlattığım için böyle uzun sürüyor ama açılar konusunda üçgende açılarda ben size bununla ilgili bir tane daha soru çözmüştüm ama çok kolay olmuştu. Yani sorudan soruya yöntem farklılaşabilir çok orijinal sorular bunlar. Gerçekten genel üçgen geometri bilginizi konuşturuyorsunuz bunu sorulduğu yıl bu gerçekten ciddi eleyici bir soru olmuş oldu. Herhalde bitti sorularımız. Evet bitmiş bu güzel soruyla. Devam edeceğiz böyle güzel sorular çözmeye. Hepsi zor olmayacak. Ben bunlara biraz daha böyle ÖSYM tarzında yeni nesil sorular diyorum. Çünkü bir sürü yeni nesil sorular var abuk subuk. Ben size mümkün olduğunca böyle işe yarayan zorluğuna kolaylığına bakmadan çözeceğim sorular. Yine hazırlamaya devam edeceğim. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.